geliyor. 90 dakika başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Yavuz yine çok kötü bir kaleci vuruş, kale vuruşu kullandı. Abdülkadir sıyrıldı rakiplerinden, açtı önünü. Abdülkadir vurdu, Yavuz dönen top ikinci pozisyon ve gol! Emre atıyor, Bucaspor öne geçiyor. 14. dakika. Serkan Özsoy bıraktı, Ahmet Yakak. Yine riskli pas. Araya giren Emre vurdu. İsmail ceza sahasında, kaleyi düşündü kaleci Ömer. Topu alana gidiyor ve evet. Gol geliyor. 52. dakikada tavşanlı Nilspor golü buluyor. Çelerin pozisyonu savunmanın arkasında Ümit Tüdüç hareketlendi. Ümit topu kurtardı ve penaltı. Penaltı noktasını gösteriyor Mürvet Sezer. İşte penaltı pozisyonu. Ümit geliyor. Ümit geliyor. Ümit vuruyor 2-2. 57. dakikada beraberlik geliyor. Nereye doğru? Abdü hareketlendi. Ofsayt yok. Abdü kaleci karşı karşıya. Abdü vurdu. Kaleci dönen topu ikinci pozisyon ve gol! Mehmet Tütüncü bir kez atıyor. 63'te tavşanlı Nilspor öne geçiyor. 57 Ümit. 63 Ümit. Bu arada kalecinin hatası. İkinci gol mü? Üçüncü gol. Derken dördüncü gol de geliyor. Ahmet Yakak yine savunmanın arkasına gönderdi. Semavi koştu. Kaleci kaleste değil. Semavi kaleye gönderiyor. Top ağlara gidecek mi? Gol! Semavi özgür atıyor. 5-2 oluyor. Atak sürüyor sağ kanattan. Semavi, Emre ve altıncı. Emre Oros'la atıyor. 6. gol geliyor. 90+2. dakika. Emre Oros'lu tavşanlı Nilspor'un 6. golünü atıyor. Emre Okur. Emre gidiyor. Emre gidiyor. Kaleci kalesinden çıktı. Emre vuruyor. 7. gol. Son düdük geliyor. Tavşanlı Nilspor 7-2 kazanıyor. Tabii Tavşanlı için bir rekor oldu bu 7-2'lik skor. 2007-2008 sezonuydu yanılmıyorsam. Samsun Ordu maçı var 7-5'lik. Bankasya tarihinde yani. Ama bir ilk 45 dakikada, ikinci 45 dakikada 7 tane atan yok herhalde. Herhalde yok yani. 45 dakikaya 7 gol sığdırdılar. Yani 3 maç, ikisi deplasman, biri kendi sahasında, 9 puan. Tavşanlı hep söylüyorum, iyi takımdı zaten. Evet. İlk yarıda da o puanda olmamaları gerekiyordu. Kaleci hatalarından dolayı 7-8 puanların ben eksik olduğunu söylemiştim hep. İyi takım olduklarını söylemiştim ve bunu göstermeye başladılar. Cengiz Hoca da kondisyon olarak takıma iyi kondisyon yüklemiş. Koşuyorlardı, mücadele ediyorlardı, iyi de pas yapıyorlar. Kaliteli ayaklardan da oluşuyor. Hı hı. Ümit Tütüncü'ye değinmek istiyorum. Hakikaten ikinci yarıda iyi bir çıkış yaptı. Boluspor'da 4 golü varken şu anda 3 maçta 4 gole ulaştı. Evet. Performansından dolayı da ona tebrik etmek lazım. Evet. Onun dışında Abdi hala devam ediyor. Ahmet Yakak galibiyette büyük rolü var. Evet. Bir de Buca çabuk çözülmüş. Evet. Çok çabuk çözülmüş. Yani hani biraz direnselerdi bu sonucu belki de olmazdı. Olmazdı.